Merhaba Balıkesir Posta TV izleyenleri. Bizler bugün Balıkesir Şehirler Arası Otobüs Terminali'ndeyiz. Şehirler Arası otobüs fiyatlarına da bilet fiyatlarına biliyorsunuz ki bir zam yapıldı. Bizler de bugün hem otobüs firmalarıyla hem de vatandaşla konuşmak için buraya geldik. Buyurun haberimizi hep birlikte izleyelim. ...90 Pamukkale. Peki nasıl fiyatlar size? Vallahi bana göre normal. Şöyle normal, bu benzin pahalılığına. Benzine gelirse gelecek, çok normal. Değil mi? Uzun yıllardır otobüse binmiyorum. Onun için bilmiyorum yani. En son ne kadardı bindiğinizi, hatırlıyor musunuz? Aa, hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum ya. Ben Kasım'da geldim, 30 liraydı. Şimdi 90 lira. Çok pahalı. Nereye gidiyoruz? İzmir'e gidiyoruz. O zaman benzin kaç liraydı? 8 liradı. Şimdi 20 lira. 20 lira tamam. İyi, 60 olsun. 90 bin lira. Yani genel düşünürsen Türkiye şartlarında onun için diyorum 90 lira. Ya, çok pahalı her şey yavrum. 20 lira benzin olursa ne olmasını bekliyoruz? Arabamızla gittiğimiz geldiğimiz zaman 800 lira benzin yakıyoruz. İzmir Akçay. Hayatım bu de... Bak genç diyor ki çok pahalı. Çok pahalı ama devletin yaptığı politikayla bu şartlarda çok normal. 4500 lira bir emekli şeyi yaparsa asgari ücreti. Bu adamlar kaç eleman çalıştırıyor? Benzin alıyor. Ne yapmalıydı bilemem. Ben ücret olarak bir şey söyleyemem. Ama şu şartlarda ben 200 liraya bir teneke yağ alıyorsam 90 lira ucuz. Değil mi abi, biliyor musun sen? Arada bir boşluk var, bir denetimlik var. Herkes serbest piyasa var yani. Bu bozucu bu işi. Herkes istediği fiyatı koyuyor. Bunda kaynaklanıyor bu. 10 lira zam yaptığımı ben koyuyorum, 100 lira oluyor. Bunda kaynaklanıyor. Bilası kaç para olmuş? Bunlar arasında söylemiyor ama değil mi? Ya değişimi. Sade biletle kalmıyor işler. Arka planda daha değişik çok şeyler var yani. Lastik sanayiye girdiğimiz zaman bir ufaktan ufak bakım yaptığımız zaman. Önceden mesela 500'e yaptığımız yağ değişimli şimdi 1,5 milyar. Arasından bakımı da. 1,5 liraydı bayan. Şu an 5 lira oldu. Geçen sene yağ ben 500 lira değiştiriyorum. Şu an 2 lirayı değiştiriyorum. Sade yağ bakımını. Her yolcu vatandaş haklı. Biletler pahalı ama yapacak bir şey yok. Biz de haklıyız. Yarım saatlik yol olmuş 40 lira. 1,5 saatlik yer olmuş 65 lira. Niye vallahi nasıl geçinecek? 20 gidiş 20 geliş 40 lira bir kişi. Kaşıkla bile kepçeyle geri alıyorlar. Hiç. Vallahi doyunamıyoruz. Yarı yiyoruz yarı aç kalıyoruz. Mazota zam geldikçe haliyle biletlere de zam geliyor. Biz hızına yetişemiyoruz da yolcu zaten hiç yetişemiyor hızına. Her gün mazota zam. Akşam yine 1,5 lira zam. Biz de tabii ki mazot zamları mecburen yolcuya yansıtıyoruz bilet fiyatlarını. Haliyle fazla gelecek. Mazot ucuzlasın, biz de ucuz taşıyalım. Biz bile eve gidemiyoruz. Biz bile buraya gelirken 6,5 lira veriyoruz belediye otobüsüne. Şehir içinde bile 6,5 lira yani, düşünün. Zaten alıştık zaten. Olmazsa biz yadırgayacağız artık. Evet. Biga'ya gidiyorum, Çanakkale'ye. Ne kadar yani, fiyatı? Ben burada 5. senem. İlk başladığım senede 28 lira 30 liraydı. Şimdi 90 lira olmuş bilet fiyatları. İmkansız yani. Eskiden her hafta eve gidip geliyordum. Şimdi 1,5 ay yollanca eve gidiyorum. Yani gidemiyoruz abla. Nasıl gidelim ki? Çok çok fazla zam ya. Çok fazla oldu. Yani hayat çok zor aldı. Ne kadar sizin bilet fiyatınız? Bizimki 150. Ne kadardı peki? Önceden 100'dü. Yani şimdi daha çok pahalandı. Sürekli gitmeniz gerekiyor mu? Sürekli kızın yanına geliyorum sürekli. Onun için para çok lazım yani. Ben Sakarya'ya gidiyorum. Öğrenciyiz herhalde. Öğrenciyim. Burada okuyorum. Burada okuyorum. Evet. Kaç defa gidebiliyoruz? Ya ben üniversite 1. sınıfa başladığımda otobüs biletleri 50 liraydı. 2 haftada bir gidiyordum. Şimdi yani bir kere. Yani birinci sınavlardan sonra, ikincisi de finallerden sonra. O kadar.